Selamlar, Clothing Store Simülatörün yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. Bu bölüm artık yavaştan bir ilerleme daha kaydetmeyi, bir alan daha açmayı deneyeceğiz. Tabii bunun için biraz paraya ihtiyacımız var. Depomuzdaki stokları yine 50 ürün olacak şekilde ayarladım. 3'ün 5'i bazılarının eksiği var belli ki gidip gelen olduğuna göre. Ama onun haricinde bir 4K kadar paramız var. Reklam ihtiyacımız yok. Gördüğünüz üzere azıcık yardım da ederiz şimdi. Hatta keşke dışarıdan açsam. İçeriden açmaya o kadar alışmışım ki neyse. Şimdi bir yandan şunları şey yapalım. Bir yandan bu bölüm için neler planladığımıza bir bakalım. Şimdi ilk olarak bu bölüm ana hedeflerimizden bir tanesi 80 bin dolara gelip bir alan açıp mağazayı farklı yöne büyütmeye çalışmak ve hatta yeni bir kapı. Yeni kapının bize avantajı ne olur? Büyük ihtimalle içeriye bir değişiklik getirmeyi düşünebilirim yeni kapının yerine göre. Kasayı biraz daha kapılara doğru almayı deneyebiliriz böylelikle. Bu bizim işimize gelir mi? Yani şu an hala hazırda bir düzen var. İyi kötü bir düzen var diyeyim. Çünkü çok aşırı memnun olduğum bir düzen değil gibi şu aşamada. O ne düşmesini ya o. Yani yine de o düzeni koruyoruz. Bir noktada değişeceğiz. Mecbur değişeceğiz. Yani yapacak pek bir şeyimiz yok. Mağaza büyüdükçe böyle kalmayız. Zaten biraz ya değişimi istiyorum ama offline'da mı yapsam yoksa sizler de mi izlemek istersiniz? Orasını biraz kestiremiyorum. Onları yorumlara yazarak şey yapabilirsiniz. Bilgi verebilirsiniz bana. Abim selamlar. Yok mu? Öne gelen biri. Heh. Yengem hoş geldin. Abi biz gitmiş toplamış sabah sabah ayakkabıları. Bir cami mi burası be kardeşim? Neyse. En azından burada para ödeniyor. Doğru. 137 dolar. 277 dolar. Az para kazanıyor gibiyiz. Ama neyse. Yani hani kazanıyoruz ama daha çok kazanabilirmişiz gibi. Böyle bir hep içimde şeyim var yani. Ulan keşke. Şu biraz daha iyi alışveriş yapsalar. Çünkü 220 dolar bak. 390. Yavaş yavaş artıyor derken yine bir düşüş. Henüz 500 doları sabah sabah görmedik. Umuyoruz. Aynen 589 dolarla. Abi dedi nasıl görmedin dedi ya aman işte böyle görmedik. Ya ortalama harcamalar biraz düşük. Ya arada işte böyleleri bizi biraz rahatlatıyor. Şimdi müziğimizi açalım. İstatistik hala gelmedi ama bir sıralama bakalım. En zengin oyuncularda 2 milyar... Bazin Sebastian diye biri. Biz 1433. sıradayız. 1,5 milyon dolar para kasmışız. Kasmışız ha bu arada. Yani sürekli bunlar hep yatırıma dönüyor tabii. Ama 2 milyarla 1,5 milyon pek karşılaştırılamıyor değil mi? Yanına sıfır koysan bile arada hala uçuk bir fark var. Acaba onun o noktaya ne kadar sürede geldi? Nasıl o kadar oynadı ki? Birazdan şimdi onlara da bakacağız. Ne kadar sürede kimler oynamış? Bizim süremiz ne durumda? Çünkü offline olarak işte stok mutok yenilerken geçen zamanlar işte kayda girmeyi kayıttan çıkınca oyunu kapatmayı unutmalar derken orada biraz sürede ilerleyebildik. Eskisi gibi değiliz. Biraz da güzel
Para kazanıyor gibiyiz şu aşamada. Müşterimiz bol. Böyle devam etsin ya. Hoş geldin ablam, hoş geldin abim. O tişört hiç olmuş mu? Bende çok güzel şeyler var, onları al. Şimdi bak 1 milyon 540 bine geldik. 1421. sıradayız oyunda, all time'da. Nereye kadar gidebiliriz? Bunun böyle hızlı bir yolu yok mu be abim? Çünkü bir anda da düşüş var yani, bak şuralar bir anda 190, 200'den 160'a düştü yani. Bak yüzlere geldik. Hani acaba galiba 50'ler biraz daha, bunu da hızlı geçiyor ama işte bu yavaş aşağı kayışla gerçekten daha fazla uğraşamayacağım. Bekleyen müşterilerim ve cebime girmeyi bekleyen o paracıklar var. Sıcak sıcak. Taze taze. Bankadan yeni çekilmiş. Buruşmamış parayı bilir misiniz? Onlar şu an cebimize girmek için böyle abi, abi bizi al abi diye bağırıyorlar. Kıyar mıyız hiç? 686 biraz düşük olmadı mı sence de? Neyse. 1413'e kadar geldik. En yüksek seviye. 1 milyon 500 bin. Benim param kadar, şu ana kadar kazandığımız para kadar adamın level'ı var. Bu büyük ihtimal oyunun kendi yapımcısı falandır. Bak bu 2589 level'a gelmiş. Gidiyor mu oyun oraya kadar ya? 1746. sıradayız biz. 67 level'la. Bugün 69'u hedefliyoruz. En çok satılan üründe 1344. sıradayız. 28.348 ürün satmışım. Adamlar 345.000 ürün satmış. Nerede abi? En zengin adam nasıl bu listede yok? Ne yaptın oğlum? Bir ürüne 2 milyar istediğinde verdiler mi? Senin çatır çatır burada olman lazım. Oyun süresine bakalım. Biri izo. Diye biri bak. 4 saat 2 dakika gözüküyor. 28 gün oynayan var. 2355. sıradayız burada. Müşteri memnuniyetimiz o kadar iyi değil. 4879. %95'teyiz. Melissa Coet. Raton K. Sen 654 falan filan. %100'de tutanlar var. Biz onlara bakarken müşteriyi takmadığımız için bizim müşterilerimiz yok yok. Bizim dükkanımız onlarınkinden çok daha büyüktür. Sen de buna mı takıldın reis? Takılma be böyle şeylere. Manyak edersin kendini. Hiç gerek yok. Onu ver. Bu da oraya. Ha, okey. Şunu alın. Buna da yer yokmuş. Peki bir şey diyeceğim. Şunların şurada yeri yok muydu ya? Şu. Aa bir dakika. Oğlum o diğer eleman gitti mi? Lux line. Lux line tamam. Bunun başka yeri var mı bizde? Trendwave. Lux line'ın başka yeri maalesef yok gibi. O eleman bu. Nereye gitti o? Vardı içeride bir tane. Bug'a girmiş eleman. Ha burada. Onu bekliyoruz. Günü bitireceğiz. Abi diyor ben kaldım diyor. Denemelerimi. Oğlum siz buraya niye böyle takılıyorsunuz? Çok gereksiz yerlere takılıyorsunuz ha. Onu oradan almak durumunda kaldım. 445. Teşekkür ediyoruz kendisine. 26K'dayız. Hala 67. seviyedeyiz.
Şimdi günü bitirdik tabii. 2750 maaş ödememesi var. Tedarik gideri 32K. Çok gitti çok. Reklamı da ver. Şu ödemelerimizi de yapalım. Ayakkabılarda bir sıkıntı var çünkü 8'li ayakkabılar. Bak o yüzden gerçi yani bunlar niye bu kadar çabuk bitti ya? Ona da ilave yapalım. Yine şöyle ufak bir göz gezdirmek istedim açıkçası. Böyle çok seri abi ben bitiyorum diyen birkaç ürün varsa diye. Ki inanılmaz ama var. Daha yeni koydum diyorum. Yok abi ben bitiyorum ya diyor. Şöyle yapalım. Biraz da aşağılara bakalım. Aşağılardan ekstra bir şeyimiz var mı diye. Hani şu belki olabilir. Şöyle iki tane ondan ekleyelim. Şundan ekleyelim. Peki. Son 780 şuna 21K'dayız. Şunu şöyle yaptık. Mağazayı açtık. Başladık yine yerleştirmeye. Yardım etmek şarttır. Gariban. Bunlar da gariban. Çalışıyor burada. Sen koy. Ben de koyayım. Oh! Allah her yere koyuverdik. Bu da lüks line'ın. Bu da aynısı. Özellikle şeyi almıyorum. Şu ürünü. Şortun devamı nerede bilmiyorum. Burası doluyor 60'lı. Ama onlar da inatla almıyor. Bakalım ilk... Ha reis ben içeri geçerim. Müşterimle ilgilenirim. Siz halletmek zorundasınız ona. Ver bakalım şunu. Ha bak bu da doldu. An itibariyle bunun da bir yeri yok değil mi? İtelediler. Onlar kazandı. Siz kazandınız be kardeşim. Bunu da siz kazandınız. Onun da yeri yok. 60'a geldiği için. Geldim ablacığım geldim. 293 dolarını almaya geldim. Oh be. Buyurun. Beyefendi hoş geldiniz. 290 dolar. Hanımefendi yine sırasını bekliyor. 80 bin 2 level olacak ama level atlama zorlaştı gibi hissediyorum. Böyle giderse rahat rahat olacak gibi ha bir de. Gitmişken dedim onu alayım atayım. En ufak bir iddiam yok. Aldım attım. Ay, şöyle doğrulalım. Gel ablacığım hoş geldin. 180 dolar. Bunlar da fakir. Şunu alalım. Orada durmasının hiçbir anlamı yok. Bak zaten tek parça ürün. Trendwave'in. Buraya koyduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Bakayım 342 dolar. Ne kadar geyişe bir abla ya. Bembeyaz ten, kıpkırmızı ruj, geniş bir yüz. Tam bir geyşe abla. Selam güzelim. Seni istemeye geleceğim. 750 dolar oraya. Hate ve ilk tişörtlerimizden. Gerçekten bir efsane. 714 dolarlık alışveriş. Sarı terlik kaldı gitti. 775 dolar. Teşekkürler ablacığım.
Evet, yaklaşık 30K'ya geldik. Bakalım önce 30K mı diyeceğim. Evet, önce 30K olur, 68. seviye. Bazı level'lar mı zor, yoksa level alma mı zorlaştı gerçekten ya? Level alma zorlaştıysa o adamlar o level'ları nasıl kastı ya? Ya 8 gün hiç yemeden içmeden de başından kalkamazsın. Biz bu gidişte bu arada 35K'yı da görürüz. 68 olmadan. Aha. Aa, kabin yok. Kabin istiyorlar. Hemen. Abicim şuraya bir tane kabin memuru alacağım. Evet kardeşim. Kabin memuru. Keşke ona desem ki gel burada çalış. 68'den önce gerçekten de 35K'yı gördük. Acaba 40K içinde aynısı geçerli olacak mı? Bu arada güzel alışveriş yaparlarsa şöyle 800-800. Neden olmasın da bu 50'ler falan biraz level'ı öne götürüyor. 533. Bu artık sondur. 667 ile 68. seviyeye geçtik. Kabin istiyorlar. Yeni yapacağımız, yeni açılacak yere göre bir kabin durumu ayarlayacağız gibi ya. Ama bir level boyunca o kabini bekletmeyelim. Şu an hala hazırda arkada kabin var mı? Kasalar. Sen kimsin ya? Yok gibi. Aa, buldum. Vallahi kabin buldum. Ha. Dursun. Müşteri memnuniyeti için bu arada o şu an. Onu düzenleyeceğim ben. Nasıl düzenleyeceğiz? Şimdi şuranın girişini kapatmak istemiyorum. Ama biraz kaydırmayı da istiyorum. Hadi oğlum gördün. Heh. Şöyle yapalım. Şimdi oraya giremeyecek ama bu, değil mi? Ha, şöyle kal. Şu pufu şuraya alalım. Şunu biraz itelim. Kasada da bir iki kişi var yine bekleyen. Gel bakalım güzel karşımıza. Sen de geleceksin tabii. Bu çünkü bayağı bir yer kaplayan bir arkadaş. Bunun tersi düzü nerede? Sanıyorum şöyle. Şunu alayım ablam. Teşekkür ettim. Evet geldim. Nerede kalmıştık? $713. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. $638. $505. Gayet iyi. Yaklaşık 2K kazandık geçtik. Şimdi bu kabinler güzel ama çok yer kaplıyor gerçekten de. Şunlar var. Orası bir duruyor. Ta orada bak gördüm. Buraya koyduk. Bu erkek pijamalarını. Ve orada bir yeşilliğimiz var. Buraya attık. Bir de dünyanın yine öbür ucu olan bu tarafa geldik. Ve yer bir de bulamadık. Değer bulamadık onlara. Şuraya bir yere hiç koymuş muyuz? Galiba koymamışız da. Şuraya attım. Ma
Ama şuraya bir çözüm bulmak lazım gibi ya. Şunu bir şuraya al. Şunları biraz şöyle kaydıralım. Şöyle yapalım. Şuraya zaten sığmayacak. Madem öyle, şunu da biraz şöyle alabiliriz o zaman. Tamam. Burası şu an böyle. Yavaştan bir level sonraki büyümeye doğru gitmeye çalışıyoruz. 67 müşteri. Yani pahalı bulunan ürün yok. Ürün bulamayan yok. Ama kabin bulamayan oldu. Bu rahatsızlık veriyor insana. Mağazamızı açarak bir başlayalım. Faturalarımızı, kiramızı ödeyelim. Şunlara yine ufak tefek eklemelerimizi yapalım. Belli ki gün içinde bitecek şeyler çok. Paramız da biraz var. Ya yani bir şekilde gidebileceğiz gibi. 80K'nın yolunu tutabileceğiz gibi en azından şu aşamada onu görüyorum. Yolumuzu, ya kervan yolda düzülür mantığıyla bir yandan sipariş verip bir yandan onunla ilgilenelim. Hemen geçer geçmez büyütemeyiz belki ama azıcık bir farkla büyük boy yapacağız yani, hiç merak etmeyin. Nasıl? Şey gibi olduk mu? Burger çalışanı gibi. Şu kadarlık farkla büyük boy yapmak ister misiniz diyecek. Biz de evet diyeceğiz. Bu işler böyle. Ver abi şunu da ver. Kim bilir nerede? Ha, buradaymış. Geldim, hoş geldiniz ablacığım. Boş gittiniz ablacığım. Evet, maalesef boş gittiler. Şunları da atalım, ne yapalım? Var mı gelen? Birazdan gelecek gibiler. Bir iki parça daha yardımda bulunalım. Koy abim, koy, bekleriz. Kasadakiler de bekler, biz de bekleriz. Sen hiç merak etme. Evet. Neyse, şey sayısını arttırdığımız iyi oldu. Kabin sayısını. Böylece insanlarımız daha çok giyinip soyunabilecekler. Daha küçük kabin kullanabilirim. Ver terlik. Çok lazımdı şu an, terliği elime aldım ya. At şuraya. 500 kişi sıraya koşarken gördüm. Sonra dedim ki, aa terlik. Ben biraz böyle düşünüyorum yani. Anlamışsınızdır zaten onu. Baktım orada bir tane var her kutunun içerisinde. Dedim ki ben bunu bir alayım, yerleştireyim. Bir tane terlik için git gel yapmasınlar. ...68. seviye daha kolay gibi gerçekten bak. Sanki bir günde yarıya geleceğiz 68'de. Bitti mi? Bitmiş. Şunu da atayım. Şuraya da bir tane koyabiliriz de. Neyse, daha 70. seviyede açılacak şeyler var değil mi? Mobilyalarda değil, markalarda. Tişört, pantolon, eşofman. Sweatshirt ve ceket geliyor. Özel tasarımla beraber toplam 6 parça ürün gelecek. Kabin işini biraz daha dengeleyebilirsek belki şey deneyebiliriz. Buranın şeklini değiştirmeyi deneyebiliriz. Nereye büyüyeceği önemli şu an.
Geç abicim, 650 dolar. Teşekkür ediyoruz. 155 dolar. 3-5 veriyorlar. Gerçekten 3-5 veriyorlar ama yani. Kardeşim 1K'lık alışveriş hala neden yapılmadı mesela? Herkesin de bir limiti var. Yaptılar. 900 liraya kadar geldiler ha. ...290. Şuradaki şeyleri bir yerleştirelim şimdi. Onu alayım. Çık bakayım. Oo, kasaya geçiyorlar. Oraya. Bu. Bunun yeri yok mudur? Burası da mı değil? Burası da mı değil? Gençler şunu alın, kasanın sırası geldi yani. Tam zamanı şu an kasanın var ya. Yazın bu döneminde tam geçeceksin kasaya, püfür püfür klimalı. Az önce 885, şimdi 820. Bu arada dönüp baktım, klimamız yok. Keşke klima alabilsek şuraya. Ortam sıcaklığı müşteri sayısını etkiler arkadaşlar. Ben mesela bir yere gideceksem bir bakıyorum içeride serinlik var mı veya ne kadar serin. Yaz aylarında mesela yan mağaza biraz daha serinse bir önceliği ona veriyorum yani. Dur diyorum, biraz diyorum şurada bir soğuyalım, oradan diyorum geçeriz. Hop. Bunu koyduk. Vallahi hiç yeşil yanan yok ha. Şunu alırsınız çocuklar. 875. 53.000 yüzdeyiz. 53.100. Paramız iyi. Paramız kötü değil de. Evet, başka da kimse yok gibi içeride şu an gezen. O da eleman. Tamam. 68'in yarısına geldik gerçekten de. Böyle bir yaptık hemen. 50.350 paramız var idi. 50.100. Hop, kaydık. Verdik reklamı. Dedik ki gelin bize gelin. Buyurun gelin. Hep beraber takılalım. Faturalar, kiralar 49.384 diyor. Yine eksik olanlardan dengeleyerek gitmeye devam ediyoruz. Günlük bir 10K bunu harcasak. Harcıyor muyuzdur? Harcıyoruzdur bence. Bir 10K'mız vardır ha. 39 olanlara da üçer üçer söylüyorum şu an. Biraz fazla harcıyoruz. Ama bunlara bir yarınların yatırımı. O 80K'yı verdiğimiz zaman ulan cepte de para kalmadı, ben şimdi nasıl alacağım demeyelim. Onun yatırımıdır bunlar. Şimdiden bol tutuyorum. O gün geldiği zaman alacağım ve diyeceğim ki ha tamam, para kazanacak kadar depom beni götürebiliyor. Özel tasarımlarımıza hiç bakmadık tabii. Burada daha böyle azalan bir şey var mı? Dikkat çeken yok. Şunlardan birer tane söylesek yeterlidir. Geç bakalım. Hoş geldin ablacığım. Hoş geldin ablacığım. Hoş geldin ablacığım. Bugün kadınlar günü herhalde. Oo beyler, hoş geldiniz siz de. Herkes de buradaymış ya. 9K'dayız. Az kaldı. Yeni çalışan reyon görevlisi 70'te gelecek mi acaba? Belli bir yere kadar 5 level'da 1'di çünkü şöyle. Sonra uzattılar. Special design'larımız falan yapıldı. Parti tişörtlerimiz. Alien Parti tişörtlerimiz de gayet kaliteli. 100 dolar sana yazdık.
şu duvarlardan biraz daha kullansak fena olmayacak gibi. Şunu da alayım. Lazım olur. Bir yere koyarız. Sen koydun, ben koydum. Bak, mis gibi oldu. 213. 468. Hoş geldin Geisha. Bu da Storm'a benziyor ya. Beyaza yakın saçlar. Gri gerçi bunun biraz da. Böyle daha beyaz saç. Siyahi bir ten rengi. Ve beyaza yakın gözlerle tam bir Storm. X-Men'deki Storm'dan bahsediyorum. X-Men'i büyük ihtimal birçoğunuz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsanız da keyiflidir. Aa, işte bu. İşte bu. Şöyle bir bakalım. Öf. Sen doğru takımdan anlıyorsun. 658 dolarını aldım ama sen bu işten anlıyorsun diyebilirim. Alt 131. 909. Aferin bağırta çağırta. Aferin oğlum. 1K'ya yakın siparişler. 47.000'deyiz diyelim. Bu arada galiba 80.000'i yapamayacağız ha. Şöyle bir bakayım. Daha yarım saat olmuş. Tamam, bölüm sonuna kadar biz onu kesin yaparız. Gerekiyorsa bir gün ekstra alışveriş işine girmem. Çünkü günlük giderimiz yaklaşık 10K oluyor. Biz günde 20K kazansak, gerçi 30K falan kazanırız herhalde de. Yine de. Ya bir sonraki gün açarız. Belki kapatmadan şöyle bir de restorasyon yaparız, o da meraklısına. Hani ondan sonrasında günü başlatmayacağımı bilirsiniz. Ha, bu kısımları sevmeyen orada kapatır gider. 877 dolar. Mavili ablayı bekliyoruz zannettim. O 3. sıraya girmeye geliyormuş. Acaba kasa sayısını arttırsam müşteri sayısı artacak mı? Şu çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Ben bunu bir araştırayım ya, olmadı. İnternetteki videolara bakayım. 2 kasalı, 3 kasalı yerlerde günlük müşteri sayısı ne kadar oluyormuş? Bilmiyorum. Galiba bilen biri de yok yani. Ben çünkü bunu merak ettiğimi söylüyorum ama cevap veren olmadı henüz. Neyse. Öğreniriz. Eğer sayı arttıkça artıyorsa şuraya hemen 2 kasa daha atarım. Oo, hadi bakalım, günde 150 kişi. 200 kişi, 150 kişi. Ne güzel olur var ya. Var mı burada? Bu var, bu var. Valla şunun şurada yeri var. Şunu at. Şunun da şurada yeri olacaktı. Hayır, yanlış yaptım. Tamam, düzelttik. Ulan onu ben koyacaktım zaten. Ne? Ürünleri koyacak raf veya depolama kutusu kalmamış. Ne? Olamaz. Raf mı kalmamış? Raf vardır ya. Ben bunlara biraz depolama kutusu satın alayım. Toptancı kardeş. Bak hele, bak bak. Bak şimdi senden ne alacağım. Şöyle bir 30 tane alalım. Evet. Bir tek bu mu kaldı? Bir tane daha vardı. Neyse, belli ki götürmüşler. Ve bizim çocuklar bunları yerleştirmemiş. Oha, bayağı yere atmalı falan yani. Şöyle yapalım.
En mantıklısı değil mi? Hiç oraya getireceğiz, götüreceğiz diye uğraşmayalım. Hadi koy. Yes. Çünkü 30 tane kutu var. Her biri için tek tek koşarsak bölüm biter. I'm not the fastest man alive. Yani. Hani ben flash değilim arkadaşlar. Hiç öyle şeyler denemeyiz. Koy abi koy. En üst tarafa da koyabiliyorduk değil mi? Koyabiliyoruz ama biraz daha düzgün koyalım. 30 tane sipariş ettik. Bayağı da koyduk ha. Ah. Bayağı da yanlış koyduk. Kaç kaldı? 2, 4, 6, 8, 10. Dur ya direkt şuradan 5 tane koyuyoruz. 5, 10, 15, 20 tane koymuşuz. Zaten 30 tane söyledim. Bir 10 saydım. Ayrı bir 20 saydım. Ayrı benim de kafa bu kadar işte. Bazen matematik biter. Yavaştan. Ha gerçi dur. Bunu bırak şu var. Şunları hızlıca yerleştirelim. 61K'dayız. Yaklaşık ha, bölüm günü bitirince tabii 58K'ya falan düşeriz. Bu arada kasaya gelen giden yok değil mi? Tamam, içeride müşteri kalmamış. Bir daha bir bakayım emin olayım istedim. Hemen şunları da yerleştirdik mi? Şöyle. Getir. Tutmadım zannediyorum. Sonra bir bakıyorum tutmuşum. Neyse. Günümüzü bitirelim. 70 müşteri 60'a da memnun. 59K paramız var. Hemen başlattık. 69. seviyeye evet gelmişiz. Yani bize şu an 21K para lazım. Şunları galiba şimdilik alacağım şuradan ya. İhtiyacım olduğu zaman gider arkadan alırım. Şuna belki bir yer bulabilir miyiz diyeceğim de. Şey diyeyim mi? Bence bunu buraya koyarız ha. İki tane manken söyleyelim. Şöyle dursun ya şimdilik. Bir tane de şey de vardı. Küçük. Bunun da yeri güzel aslında ya. Bakayım şöyle bir. Hadi kalsın. 25 dolar, 90 dolar. Nasıl daha orta olur? Böyle galiba. Ekranımda gezen sinek. Merhaba. Senin ölmen gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben bu seride biraz katil oldum, değil mi? Sanki daha önce de ben bu seride yine bir şey öldürmüştüm. Ama bu işler biraz... Aa! Sivrisinek miydi o? Bir tane de bir şey geziyor. Çok güzel. Buralarda bir şey geziyordu. Hiç de sevmem. Sinek hayvanı. Valla daha bugün iş için gittiğim bir yerde görüşüyorum falan. Bu bölgedeydim. Oturduğum yerde. Abi dedim bak ne güzel belediye çalışıyor.
Sineklik yok. Cam açıyorum. Yine de sinek girmiyor. Yani ne yaptım? İşte büyüyü bozdum. Hemen. Abi akşamına gelir mi iki tane? Ve ben kayıttayım yani. Savaşabileceğim bir durumda değilim. Ki ona rağmen savaşıyorum. Şunları bir yerlere yerleştireceğiz. Değil mi? Daha var ama bunların zamanı. Aa bir dakika ya. Biz bu yeni ürünleri koyduk mu son gelenleri? Sanki ben bunları onlar için mi çıkarmıştım? Laç koyduk ya bak 40'ar 40'ar kaldılar bir de. Evet unicornlar falan. Giyip gezdiler bir de doğru. Bir an bir aklım çıktı neyse. Haydi arkadaşlar biraz hızlanalım. 63.5K'dayız. 80 yapacağız. Böyle olmaz. 360 bunlar olmaz. 306 olur mu abi dedi. Güzelim sence olur mu? Hadi lütfen. Para lazım. Müşterilerim benim. Benim güzel müşterilerim. 730 aferin be. Böyle biraz sevgi saygı gösterince hemen şey yapıyorlar. Abi diyor tabi diyor hemen diyor. Al diyor cebimdeki tüm parayı. Yeter ki sen burayı bir büyüt genişlet. Bize hizmet etmenin yeni bir yolunu bul. Hep bu kafadalar. Arkadaşlar size hizmet getireceğim. Onun böyle tam oturmaması beni rahatsız etti ama neyse. 780 bravo. Şimdi de biraz daha şöyle mi? Tam şöyle mi ya? Değil. Tam şöyle mi? Nereden baktığına göre o kadar çok değişiyor ki. Ortası yok. Hayat 886 hayatımda gördüm en ortasız şey diyecektim 886'lık keyifli bir alışveriş geldi. Make my day yani. Günümü yaptı. Kaldı azıcık 6K para kaldı ha gayret. Hadi çocuklar haydi bakalım. Yetiştirebiliyor muyuz? Son 5K içeride de şey sayısında azalma var. Vardık. Biraz daha şöyle diyeceğim. Hemen bozulacak o yüzden demiyorum. Abi diyorsan beni beğenmedin burada. Anlatamıyorsun da sonra neyse. Bugün 40 dakikada bir kahve içiyorum. Kahvem tabii ki dönümde vardı. Görünüyor mu? Ucu görünüyormuş da. Ha. 823 güzel. 757 bravo. Böyle 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 515. 698 hala daha bizim bu müşterilere ihtiyacımız var. Bunu direkt şuraya. Ve oraya gidiyoruz. Koyuyoruz, dönüyoruz. Galiba bitiyor. Mu hayır. Şimdi bitiyor mu? Evet. 80.459. Beşinci dakikaya geldik. Peki içeride müşteri kaldı mı? Görünür de yok gibi ha. Aha. Vallahi buraya çıkmayı başardım. O da müşteri değil. İçeride müşteri kalmamış. Şuralara bir daha bir kontrol edelim. Son giren çıkandan bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi ben bu parayı harcamazsam benim param bitecek. Yeni günde gelecek. O yüzden hiç uğraşmayalım. Direkt 80.000 15 alanımızı aldık ve çok güzel yer. Şimdi 8'e 8. Aa şey açılmadı ama. Yeni alan açılmadı.
Ama şurada yeni bir şeyimiz var. Cam önümüz var. Sergidir diyelim. Burada bir kalsın. Sen artık oradasın. Sivrisinek atlı arkadaş galiba beni ısırıyor şu an ama bilmiyorum. Tamam, bunlar böyle kalsın. Manken gerekiyor galiba gerçekten ya. Çok kötü kaldı. Hiç oraya da koyasım yok ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Şunları o tarafa alalım. Nasıl koyalım? Geçişi kapatmasın. Bu arada bir gün daha oynayacağımız için şey demedim. Hani komple girişiyoruz demedim şeye. Düzenlemeye. Çünkü daha 46. dakika büyütmüş halimizle de bir gün oynarız. Şunu galiba şuraya geri koyacağız. Şunları da o tarafa alırım diye düşünmüştüm ama çok beklediğim gibi olmadı. Bunlar buraya pek olmadı gibi. Buraya başka bir şey mi lazım acaba? Yok mu peki kasayı buraya almamız ya? Değişiklik olabilir mi acaba öyle? Kasayı böyle alacağız. Buraya doğru veya kasayı buraya koyacağız. Böyle sıraya girecekler. Ayakkabı var. Hiç o tarafları görmeyeceğiz ama. Yani bütün görüş alanımız da böyle olacak. Biraz sıkıcı olacak gibi ya. Biz onun yerine daha farklı bir şey deneyelim. Ayakkabıları oradan kaldırasım da pek yok. Şuraya bir iki bir şey gelecek. Şu ayakkabılara başka yer bulabilir miyim diye düşünüyorum. Neyse gel bakayım. Ben şunu şuradan bir alayım. Sığmıyor mu bu? Vallahi sığmıyor ya. Peki şöyle nasıl olur? Eski sen de. Şu şurada kalacak. Bunların önüne şuraya. Pijama. Bir tane. Ne lazım bana? Mobilya. Başlangıçlarından şu. Ver bakayım şunu. Teşekkür ettim. Pek olmadı. Şunu koyalım. Pijamaları getirdim ya. Yanına bir tane pijama mankeni falan koyayım dedim ama direkt şunu alsam da olurmuş. Başka nasıl bir şey düşünebiliriz buraya? Bir de buradaki... Ha gerçi o alanı bu sefer şeyle kullanacağız. Şu ayakkabılıkları oraya alacağız. Gel abicim sen.
Bir de sen. Şimdi şurada fazladan şunlar var. Şöyle yapalım. Nasıl görünüyor? Çok merak ettim. Altında ufak bir şortu da görünüyor. Peki. Orası da öyle olsun. En azından bir şeydir. Orayı da bu şekilde getirmiş oluruz. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle. Tamam, burası da böyledir ya. Bugünkü düzeneğimizde bu değişti. Yine geldik 50. dakikaya ama günü bitireceğiz. Yeni güne geçeceğiz. 4 tane ürün de bulunamamış. Eksi 2143 dolardayız. Ve şu da yeni bitti. Siparişi verdik. Şu dışarıdaki ürünleri de yavaş yavaş içeriye atalım ya. Bu varmış. At. Onu da at. Lazım mı? Şuraya belki bir tane bir şey koyabilirim. Şunları şöyle kaydırıp ama. Yani çok da mühim değil şu an. Veya atıyorum şunu ortaya alır, şu kenara koyabilirim. Şuraya belki bir tane. Şuraya normal ayakkabılardan birini şu botu ver bakayım. Böyle koyalım. Yine burada güzel bir boşluğumuz oluştu. Hemen değerlendirelim. Böyle nezih bir yer yaptık orayı. Hoş geldin abicim. 38 dolar. Ha, fikirlerinizi yazın ya. Ne oldu ne olmadı o arka taraf. Ben orada biraz daha şey bekledim bu arada. Kapı mapı açılır diye bekledim. Çünkü biliyorsunuz o tarafta bir tane kapımız var. Açılacak olan. Bir sonrakinde mi açılacak yoksa ondan sonrakinde mi bilmiyorum. Ben ondan sonrakinde büyük ihtimal şu duvara kadar geleceğiz. Şöyle. Aynen. En son açılacak bu kapı. Oo. Aa, çok varmış kapının açılmasına. Yani kapıyı açacağız. O kapı bir şekilde açılacak. Gerekirse çilingir çağıracağız. Kötü şaka yapacağız. Neyse. Önümüzdeki bölümün olayı da belli oldu zaten arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki yeni marka geliyor. Özel tasarım geliyor. Onlara para biriktireceğiz. Depoyu biraz yine güçlendirmeye çalışırız. Bir sonraki level'ımıza 6 level var. Yani depoyu bir sonraki bölüm güçlendirebilirsek 90K'yı kasmadan önce belki 22.5'a depoyu açıp başarımı elde ederim. Onu bir noktada yapacağız ama şu an aslında o kadar da önemli bir noktada değiliz. Hani şu alan şu an yetiyor zaten. Bize daha şuralar var. Kullanmadığımız daha derli toplu hale de getirebiliriz belki daha sonrası için. Yerdeki kutuları kaldırıp ama bilmiyorum ona ya bir yere koyuyorum oradan orada durmuyor. Onu çekince düşüyor ya o biraz sinirim bozdu benim. Ondan artık koymuyorum hiçbir yere. Düzen takıntısını oyunun bug'ı yüzünden bıraktım. Artık öyle bir takıntıya sahip değilim. Tavsiye ediyorum. Herhangi bir takıntınız varsa oyun bug'ları bunu çözme konusunda çok iyiler. Bu gidişle 70. seviyeye de geleceğiz ha. Faturalar ödendi.
Stok durumuna bir bakalım. Acil ihtiyaç olan var mı? Evet. Pantolonlar falanlar filanlar. Aa, 667. 110'u tek alıyor. Mesela al ondan 10 tane al ondan. Buraya 50 tane ürün almışsın. 790. O 110'luğu alın 110'luğu. Çok iyi ürün onlar. 209. Yine 800 lira tav olduğum için azla kanaat eden çoğu bulamaz demişler ya. 800'e tamam be abi diyorum. Yine de çok gelmiyor. Diyor ki 800 diyor bunun için büyük diyor. Biz arada 900 de verelim sürpriz olsun diyor. Ama 1000'i göstermeyelim diyor. Bak 861. Böyle iki parça daha biri 110'luk. Gider yanına da 13'lük koyar. Kesin iki parça dedim ya. Ya 11,5K'dayız. Bu arada günün reklamını geç oldu farkındayım ama versek mi acaba ya? Sanki bir sonraki günü etkiliyor gibi baksana. Vereceğim o yüzden ya. 250 dolar riske ederim şu an. Bir sonraki gün daha fazlasını kazanma ihtimalim var. Ben reklam veriyorum. Ertesi gün sanki bir artış görüyorum. Verdiğim günü etkilemiyor gibi hissettim. Bayağı 70. seviyeye yaklaştık ha. Peki. 430. 688. Paramızın da artması lazım yalnız. 642. 70 olduğumuz an para çok önemli. 18K'dayız. Hala daha içeride gezenler var. Şurada bir. Bayağı var ya. 323. Tam 70'e geleceğiz ya da ucu ucuna kalacağız ya. Bence geleceğiz ama. Bence oyun ona göre ayarlamıştır kendisini. Çünkü genelde level'ı atlayıp günü bitiriyoruz yani. Çok nadir. Hatırlamıyorum ya böyle ucu ucuna kaldığımızı. Bir müşteride falan kalmıyoruz ya. Şu seviyede kal sanırım mı? Galiba bu seviyede kaldı. Hadi anla dedi. Al dedi anla dedi o zaman. O zaman dedi ben buraya bıraktım sen bunu anlarsın o zaman dedi. Madem anlayabiliyorsun dedi. Sağ olsun. Harbiden bizi bu seviyede bıraktı. Oyun da bizde dalga geçmenin yeni yöntemlerini yaratıyor. 20K'daydık. Ta ki günü bitirene kadar. 18.071 faturalar, ıvırlar, zıvırlar derken daha çok şeyimiz var. Uğraşacağımız çok şey var. Neyse. Bir saate geldik. Bu bölümü burada sonlandıralım. Yani şu taraflara varsa güzel bir fikrinizi alırım. Şunu koymak en azından burayı çok yoğun kullanmadık. Daha yoğun kullanabilir miydik? Kullanabilirdik. Mesela komple şunları şuraya yığıp abi burası artık ayakkabılık. İşte ben buraları da ekstra kullanacağım da diyebilirim ama çok sıkış tepiş bunlar burada. Biraz da şu ön taraftan aldığım için rahatım. Mesela şunu da alalım şuraya koyalım. Tamam işte bak. Tek sıra haline getirmiş olduk. Böylece etrafta ekstra bir ürün yok. Hani beni rahatlatan biraz da bu. Neyse. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.